Selam sevgili arkadaşlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şöyle geçeyim çünkü ışık. Hava çok 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 karanlık. Bulutlu ve yağmurlu gibi. Bugün kalktım. Böyle puslu puslu yağacak bugün. Çok yağacak belli. Işıkları da yakmadım. Böyle bir loş loş salondaki şeyleri yaktım. Ne bunun adı? Spot. Ama buraya etkisi yok. Açmamın anlamı yokmuş. Kapatmalıyım. Şimdi arkadaşlar bugün neler yapacağım? Gelelim bugünümüze. Benim tansiyon ilacımın son ilacını içtim. Bugün bir tanesinin, diğeri de yarın son. Bugün gidip yansıtacağım. Tekrar ilaçlarımı alacağım. Aslında eczaneden alabiliyorum ama bir hekimime de danışmak istediğim için dün geceden randevumu aldım. Bir çıkacağım, gideceğim. Şemsiyemi de almayı unutmayayım bu arada. Şimdi bir yarım saat sonra randevum var. Hemen bizim evden şöyle aşağı salındım mı 10 dakika yok, 5 dakika arası sağlık ocağının. Hemen gideceğim şimdi. Muayenemi olayım. Danışacaklarımı da danışayım. Ondan sonra çıkalım. Yavaş yavaş eve mi geleceğiz? Fikrimi mi değiştireceğim? Ne yapacak bilmiyorum. Hadi bakalım. İlaçlarımı yazdırdım. Eczaneden de aldım. Bir kısmını verdi, bir kısmını vermedi. Şimdi şuradan bir yüncü vardı bizim. Ona gidip bir düşündüğüm bir ip vardı, ona bakacağım. Varsa alayım çıkmışken, yoksa şey yaparız, çarşıya bir gün çıkar alırım. Artık bu hafta olmaz da haftaya mı kalır bilmiyorum. Şimdi ben yüncüye doğru gideyim, ondan sonra bir 1000 lira 101 lira uğrayıp eve dönerim gibi geliyor bana. Arkadaşlar sabahları bazen ben buraya yürüyüşe geliyorum, her zaman muntazam gelemiyorum ama şöyle yürüyorum. Yürüyüş alanı yapmışlar. Buralara bantlar koymuşlar. Birkaç tur atıp gücümü yettiğince eve doğru gidiyorum. Şimdi ben buradan böyle aşağı doğru gideyim. Bir yünceye bakayım. Umarım aradığım tarzda ip bulurum. Ben geldim. Eve geldim arkadaşlarım. İlaçlarım aldım. Bir kısmını yazdı. Hepsini yazdı benim söylediklerimin. Yalnız bitmeyen vardı. Belki verir diye haftaya bitecek. Vermedi. Son böyle 3 gün veriyorlar ama işte olmadı. Önümüzdeki hafta gitmem gerekecek tekrar onlar için. Neyse bunları aldım ya, bir taneleri. Oradan da hani ipçiye gittik. İpçiye gittim. Ondan sonra yüncüye. Tuhafiye. Yüncü, ipçi. Anlatacağım. Günlerimi aldım ama istediklerim değil. Çarşıya çıkmaya da üşendiğim için hemen böyle, şunu da alayım. Şöyle Öğren Bayan'ın neymiş bu, Dora. Şöyle şu ipinden aldım, bir kırmızı bir beyaz. Bunlardan martenişka yapacağım. Biliyorsunuz biz göçmenler, böyle Bulgaristan göçmenlerinin yaptığı böyle boncuk da aldım. Bakın. Şöyle takacağım inşallah. Dün de düşünmemiştim ben bileklik yapmayı. Daha böyle bileklik yapmaya uyumlu bir şeye bakacaktım. Bundan yapacağım şimdi. Böyle düğüm tekniğiyle falan yapmayı düşünüyordum. Ama bununla çok kalın durabilir. Bir deneyeceğim. Kalın durmuyorsa yaparım. Ama böyle çok kalın ve kaba duruyorsa da böyle iki ipi birbirine burup burup yaparız. Bilekliklerimizi kolumuza takarız. Sonra da ilk gördüğümüzde leyleği havada hemen ağaca, bir çiçek açmış ağaca, baharın habercisi olan ağaca bilekliklerimizi, dileğimizi tutup çıkarıp asacağız. İnşallah bakalım.
Makrame ip falan düşünmüştüm ben. Hani daha böyle tüysüz ve şey bağlama tekniklerine uygun. Ama burada yokmuş. Çarşıya da çıkmak istemedim. Hem hava kötü, her an yağabilir. Hem de üşendim. Şimdi bunca hastalık var. Toplu taşımaya falan binmeyeyim dedim. Böyle arkadaşlar. Bunu da hallettik çok şükür. Oradan sonra çıktım. Önce BİM'e girdim. Aşağıdaki BİM var mısın? Aşağıdaki BİM'i gezdim. Bir sürü kapkacak gelmiş. Nasıl içim gitti, nasıl içim gitti anlatamam. Kanaviçe, işlemeli havlular, şeyler. Kızım böyle işlemeler, danteller istemiyor. Hiç istemiyor. Hiç yaptırmıyor. İstese alacağım, ona işleyeceğim. İçim gitti böyle baktım. Nakış setleri. Ondan sonra işte ellerimde nasıl krem ihtiyacı var? Nasıl ses çıkıyor? Hatır hatır. Nasırlaşıyor. Gelince de ellerimi yıkadım ya, kurudu. Uyku bastı benim. Çok yoruldum. Bimden sonra Furpa'ya girdim. Furpa'da şöyle bir tur attım. Alacak bir şeyim yok. Bir tur attım, çıktım. Ondan sonra hemen böyle bizim dibimizdeki BİM'e, çok yakın bir BİM var bizim. Hemen dibimizdeki BİM'e gittim. Onu dolandım. Aynı setler onda da var. Kapkacaklar, işte nakış setleri. Söyleyin şunu. Saklama kapları gelmiş, çelik tencereler gelmiş, tavalar gelmiş. Baktım, inceledim, bardak, çanak. Her şeye baktım. Tabii ki almadım. Ondan sonra çıktım. Hemen şöyle bir yan tarafta da A101 var. A101'i de çıkmışken hepsini bir turluyorum ben. Bir Şok'a gitmedim. Şok biraz uzak kalıyor. A101'i de gezdim. Onda da çok güzel şeyler vardı. Gezdim, gezdim, gezdim. Geldim eve ama çok yoruldum. Şimdi ne yapacağım? Ellerimi, yüzümü yıkadım ama tekrar bir üstümü soyunup döküneyim. Tekrar bir elimi yüzümü yıkayacağım. İçim rahat etsin. Ondan sonra birazcık dinleneceğim arkadaşlar. Ondan sonra da yemek yapmaya geçeceğim. Bak, haftanın devamını buradan koyacağım ilaçlar var. Onları tamamlayayım, koyayım. Susuzum. Su da içeyim. Suyum karşıda sehpada kaldı. Alayım onu da içeyim. Ondan sonra cığıma. Haydi. Biraz uzanayım. Ben salatayı yapmaya başladım. Çünkü etleri en son pişireceğim. Onları tavada kızartacağım. Biraz pilavım var. Biraz da dünden kalma önceki günden böreğim var. Yetecek. Şimdi turbo rendeleyeceğim. Kırmızı lahana ince ince doğradım. Soğan. Onları biraz tuzlu oldum. Bunu ben çok seviyorum, bu salatayı. Kış günlerinde çok seviyorum. Yanına turp ince kısmından ama çok seviyorum. Turp rendeliyorum, havuç rendeliyorum. Maydanozum yok şu an evde. Maydanoz olsa maydanoz, bayılıyorum. Burada maydanozsuz olacak. Bir güzel rendeleyeyim. Bu hazır olur. Karıştırmam. Sirkesini, yağını katmam. Sofrada katarım. Etleri hazırlarım. Oturur yeriz. Zaten etler 5 dakikada, bilemedin 6 dakikada hazır. Evet, salatam hazır arkadaşlar. Bunu şimdi kaldıracağım bir kenara. Hemen peçetem bitti. Bir peçete alayım. Şurayı temizleyeyim. Şunları da kaldırayım ortadan. Çöplerimi.
Ondan sonra hemen oğlumla benim etlerimi pişireceğim. Kızı makine bırakacağım. Çünkü o dışarıda arkadaşlarıyla. Geldiğinde hemen biraz bir kahve içip biraz geç gelecek. Biz de yemeğimizi yiyeceğiz. O geldiğinde onunkileri pişiririm. Sıcak sıcak yer. Ya kızdırdım tavamı bir güzel. Şimdi sadece bizim etlerin pişeceğini söylemiştim ama kızım dışarıda yemek yemiyor. Anne dedi dayanamadım açtım arkadaşla yemek yedik. Arada şimdi ben yemek yemeyeceğim. O zaman dedim senin etini de pişiriyorum. Çünkü dondurucudan çıkarmıştım. Marine ettim. Sığacak mı buraya? Sığdıracağız. Bir şekilde. Şöyle. Tamamdır. Şimdi böyle bir alt üst ettim. Bir yüzü mühürlendi. Şimdi diğer yüzü. Orası da mühürlensin. Biraz tereyağı katacağım. Tereyağı da çevireceğim piştikten sonra. Sonra da kalempir zolalarımı koyacağım. Şimdi ben birazcık tereyağı ilave edeceğim. Şöyle bir alt üst edeceğim. İnşallah. Şöyle. Patlıyor. Her yer yağ oldu. Tamam. Şimdi azıcık kepik ilave edeceğim. Şimdi bu yüzünde tekrar buraya da kekik. Hemen çıkarıyorum artık. Ve burada buraya. Arkadaşlar şimdi de kalemdir zararlı. Bunlar da bir güzel mühürlensin. Çevire çevire onları da pişireceğiz. Bakar mısınız? Hemen şimdi etler soğumadan bir güzel yemeğimizi yiyelim. Afiyet olsun Rabbim herkesin sofrasına versin bol bol nimetlerini. Aratmasın inşallah. Yemekten sonra nihayet sizlerle tekrar yüz yüze gelebildik. Yemeğimizi yedik. Sağ olsun kızcam bulaşıkları yıkadı, mutfağı topladı bu gece. Elleri dert görmesin. Kendime bir sıcak çikolata yapmak istedim. Bir saniye.
Süte bakmak istedim. Süt koydum ocağa. Isıtıyorum. İlaçlarımı alıp tuhafiyeden geri döndüğümde demiştim ya yorgunum. Hemen yattım. Dinlendim. Uyandım. Yemeğim de pratikti. Önceki günden biraz böreğim kalmıştı. Etleri önceki geceden marine etmiştim. Ondan sonra bir etler sadece kızartılacaktı ve bir salata yapılacaktı. Patates püresi hemen hazırladım. İşte o şekilde yedik. Neyse yemek faslını atlattık. Bir süte tekrar bak. Taşar. Birazcık daha ısınsın. Ondan sonra ben yemekten sonra kızım bulaşıkları topladı etti. Ben de ne yaptım? Aldığım iplerden oturduğum martençikalarımızı çıkalarımızı yaptım. Şöyle bakar mısınız? Çok hoş. Hatta onlar artık yattı, kahvelerimizi içtik. Ve yatıyoruz dediler. Yattılar. Ben şimdi size bu çektiğim vlogu editleyeceğim. YouTube'a yükleyeceğim ve sırası geldiğinde izleyeceksiniz. Martençikaları biliyorsunuz her yıl Mart ayında, Mart girdiğinde takıyoruz. Baba Marta günü kutlu olsun diyoruz. Nedir bu? Bütün dünyaya barış getirsin. Sağlık, huzur, mutluluk, bol bereket, iş, para, aşk, sevgi, her şeyi, güzel olan her şeyi getirsin inşallah bu bahar bize. Ve baharın gelişiyle birlikte bu takılıyor. Şimdi bu bir gelenek böyle. Tabii ki Allah'tan diliyoruz her şeyi. Ama böyle adet olmuş işte. Hem mutluluk veriyor. Takıyoruz. Şimdi ne olacak? Bir leylek ya da bir kırlangıç gördüğümüzde uçan, umarım uçarken görürüz. Oturan bir leylek görünce de bütün bir yıl oturacağın anlamına geliyor ya. Bir leylek gördükten sonra bunları çıkaracağız. Çiçek açmış bir ağaca, bahar dalına asacağız. Dileklerimizle birlikte. Gerçi dileklerimizi diledik. Bu dileklerle ağaca asacağız ki Allah'tan bu dileklerimizin gerçekleşmesini bekleyeceğiz, isteyeceğiz, dileyeceğiz. Dilemiş olacağız. Bir erik ağacı olur. Hiç önemli değil. Yeşermiş ve çiçek açmış bir ağaç olması önemli. Bu yeniden uyanışı, yeniden canlanışı işte temsil eden bir şey. Bu yeniden dünyanın yeryüzünün uyanışıyla birlikte sağlık, birlik, dirlik, güç, kuvvet, bereket, iş, para, şans istemek anlamına geliyor. Ben sütümü alayım. Hemen neredeyse taşacakmış. Kabarmaya başlamış. Hemen sütümü de ilave edeyim. Evet. Ve buraya da sıçrattım. Şöyle. Artık ben çikolatamı içmeye gidiyorken sizlere de Allah'a ısmarladık diyorum. Kendinize iyi bakın. Sizi en sevilene emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.